Taşkent'te film festivali yapılıyor. Türkiye'den de çokça katılımcı var orada. Dönelim Taşkent'te bizi arkadaşımız Şahrubek Alimov bekliyor. Şahrubek, film festivali nasıl ilerliyor? Katılımcılarla program nasıl gidiyor? Şahrubek Alimov beni duyuyor mu acaba? Taşkent'te 13. Evet, Film Festivali duyuyorum, yapılıyor. Duyuyorsun Şahrubek. Bize bugünkü programı, dün yaşananları aktarır mısın lütfen? Evet, 13. Uluslararası Taşkent Film Festivali dün başladı. 3 Ekim'e kadar devam edecek bu festival ve Özbekistan'ın çeşitli şehirlerinde film gösterileri, sanatçılarla buluşmalar ve diğer etkinlikler yapılacak. Bugün ise bu festival kapsamında Türk Sinema Gecesi gerçekleştirecek ve Türk Sinema Gecesi'ne katılmak üzere Türkiye'den büyük ekip burada şu anda Özbekistan'da bulunuyor. Yaklaşık 50 kişilik ekiple Türkiye'ye katılım sağlıyor ve Türkiye'nin filmleri örnekler olarak ve sanatçıların çıkışlarıyla bugün film gecesi gerçekleştirecek. Bu film gecesinde çok ünlü sanatçılar var, oyuncular var ve şarkıcılar da katılım sağlayacak ve Türkiye-Özbekistan ilişkilerindeki sanatsal ilişkilerdeki gelişmeler hakkında biraz bilgi verilecek. Ve bugün dediğimiz gibi Türkiye tarafından büyük ekip katılım sağlıyor ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı tarafından bugün açılış gerçekleşecek. Şu anda yayınımıza Bakan Yardımcısını davet etmiştik ve Bakanımız geliyor. Sayın Bakanımız, yayınımıza hoş geldiniz. Bu arada hatırlatalım, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan bugün yayın konuğumuz olarak katılım sağlayacaklar. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Bakanım. Öncelikle bu festivali nasıl değerlendiriyorsunuz ve bugünkü Türk Sinema Gecesi ile ilgili görüşlerinizi alalım. Şimdi efendim, sonuçta Türkiye bütün Türk Cumhuriyetleri ile, başta elbette Özbekistan olmak üzere, bütün Türk Cumhuriyetleri ile tarihi, coğrafi, dil, din, ırk, büyük bir birliktelik yaşıyor. Ortak tarihimiz var, ortak kültürümüz var, ortak coğrafyamız var. Dolayısıyla halklarımızı bir arada tutmak, kültürel küçük nüanslarımızı ön plana çıkartacak kültürel faaliyetleri desteklemek bizim vazifemiz. Hele Kültür Turizm Bakanlığı'nın temel vazifesi bu. Ve kültürün taşıyıcısı, en önemli alan bugün sinema. Sinema gerçekten beyaz perde üzerinden kültürümüzü hem kendi nesillerimize hem başka kültürlere aktarmanın aracı. Dolayısıyla kendi aramızda da, kendi içimizde de kültürel etkileşimi ön plana çıkartacak olan en etkin alan bu. Dolayısıyla Sinema Genel Müdürlüğümüz ve buradaki sinema genel müdürlükleriyle, ajanslarıyla bu tip film festivalleri münasebetiyle aslında yönetmenleri, oyuncuları, senaryocuları bir araya getiren bir zemin oluşturuyor. Ve bunun yansımalarını biz televizyonlarda dizi filmler olarak görüyoruz. Belki bugün Türkiye'de bizim çektiğimiz filmler dünyanın dört bir tarafında çok ciddi bir seyirci kitlesine ulaşmış durumda. Ve bu aynı şeyi burada Özbekistan halkı içerisinde de görüyoruz. Sanatçılarımıza gösterilen yakınlık ve sempati aslında kültürel etkileşimin ne kadar güçlü olduğunun da çok ciddi bir ifadesi. Ve bu kanalları açık tuttuğumuz sürece birbirimizi daha iyi tanımaya, ortak tarihimizin de ortaklıklarını keşfetmeye başlıyoruz. Mesela şimdi Türkiye'de kendi yayınladığımız dizilerimiz, özellikle TRT'nin yaptığı dizi filmlerin kendi kültür mirasımızı gençlerimize nasıl aktarıldığını, etkilerini ölçebiliyoruz, görüyoruz. İşte orada kendi kültürümüzü gördükçe aslında buradaki ortak kültürlerimizi de daha iyi anlıyoruz. Sinema inanılmaz etkili bir araç. Beyaz perde inanılmaz etkili bir araç ve bunu sonuna kadar kullanmak kültür politikalarının en temeli olsa gerek ve bunu da hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu duygularla buradayız. Bu işin burada gerçekleştirilmiş olması başlı başına bir neticedir. Çünkü bugün burada ciddi bir heyet var ve zaten yürüyen işler var ama gelen katılan herkesin içerisinde evet burada olmalıyız, daha fazla işler yapmalıyız cümlesi
herkesin iç dünyasında kurulmuş durumda. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde kesinlikle pozitif ve olumlu. Ve hele Özbek halkı burada 30-35 milyonluk bir nüfus. Bütün Türk Cumhuriyetlerine bedel yani ciddi bir nüfustan bahsediyoruz. Bize olan sempati, ortak değerlerimiz elbette, ortak kültürümüz. Bunu da çok yakından hissediyoruz. Onun için bu anlamda başta TRT olmak üzere bütün yapımcılarımıza, bütün senaryocularımıza, bütün oyuncularımıza ve elbette Sinema Genel Müdürlüğümüze, Kültür Turizm Bakanlığı'nın bu anlamda değişik alanlarında faaliyet yapan bütün sanatçılarımıza buradan şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi buranın atmosferinden özellikle bir kez daha söylemek istiyorum. Bir de bize gelen bilgilere göre 3 Ekim'de bu festivalin kapanışında belli bir anlaşmalar imzalanacak. Türkiye tarafından Kültür Bakanlığı olarak herhangi bir anlaşma veya ortak projelere imza atılacak mı? Hayır, bunlar zaten süren giden işler. Bunlar sürekli konuşuluyor. Bunlar çok değişik alanlarda süren süreçlerdir. Zaten bu festivallerin çıktısı sanki orada film izletimi gibi duruyor ama arkada aslında insanların, sektörün birbirine buluşması temin ediliyor. Bu buluşmanın içerisinde her şey var. Dolayısıyla her bir görüşme bir anlaşmadır diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz bize ayırdığınız zaman için. Evet, Özbekistan'da 13. Uluslararası Film Festivali devam ediyor ve bugün akşam saatlerinde Türk Sinema Gecesi gerçekleşecek ve biz de haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şahrubek Alimov bize Özbekistan'daki film festivalinin ayrıntılarını konuğuyla birlikte Ahmet Misbah Demircan Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcısıyla birlikte değerlendirdi.